Uyumadığını biliyorum. Bakma bana öyle. Bak gidemem. Nasıl hissediyorsam öyle bakıyorum. Uzun yola gideceğim. Beni böyle mi uğurlayacaksın? Vicdanımı oynama. Ben de çok üzgünüm. Gerginim. Ama bu kapıdan küs gibi çıkıp gitmek istemiyorum. Dönünce erteleyemez miyiz? Lütfen. İyi eğlenin. Sen de yorma kendini. Hı-hı. Dönünce konuşacağız. Şüphen olmasın. Senin de sevgimden. Hadi iyi yolculuklar. Yolculuklar. Anladım. Tamam, oldu. Görüşürüz. Bay bay. Anne, lacivert benim koydun mu? Anne? Ha, koydum. Koydum yavrum. Şansa bak ya. Ne oldu? Nöbetim var diye gelemiyordum ben seninle kampa. Şimdi bir arkadaşım orada çok önemli bir işi çıkmış haftaya İstanbul'da. İyisi işte nöbet değiştirelim diyor. O yüzden ben bir anda boşa çıktım tabii. Süper. Git hazırlan, daha vakit var. Olmaz bir tanem. Babanla git bu sefer. Lütfen. Emri vaki gibi olur babana. Olmaz. Olmaz hayat. Anne ama bak, herkes annesi babasıyla gidiyor. Lütfen. Mircim lütfen. Bak bu seferlik böyle oldu işte. Son dakika golü, ne yapalım? Bir seferlik hep beraber gidelim. Baba. Baba, annemle bizimle gelebilir mi? Lütfen, ne olur ne olur. Lütfen. Sadece 2 dakika önce boşa çıktım da. Herkes ailesiyle geliyor, lütfen. Bir kere hep beraber gidelim. Lütfen. Evet değil, evet değil, lütfen. Anne bak, gelmezsen ben de kalırım. Bana ne, burada kalırım. Tamam. Seni bu kadar mutlu edecekse. Evet, 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 evet. Anne kuş, gel selfie çekiyoruz. Gel. Ya tamam. Faruk hastalıklı kafayla bunu düşünüyor olabilir de. Sen nasıl bunu böyle düşünüyorsun ve söylüyorsun Allah aşkına? Ben nereden bileyim onların eski meselelerini?
Hadi biliyorum diyelim. Bunun için mi Begüm'le birlikte oldum? Yani buradan bu sonuç mu çıkıyor? Hayır, tabii ki bu sonuç çıkmıyor ama ben de anlamaya çalışıyorum Can. E anlamaya çalışacak ne var Allah aşkına? Senin de aynı şekilde onun ofisine basman saçma değil mi peki sence? Adam benim birlikte olduğum kadını tehdit ediyor. Yani her yerde kendi hegemonyasını kurmaya çalışıyor. Hayır, Faruk değil, annesi. Bak sen de anlamadan dinlemeden bir takım şeylere göre hareket ediyorsun. Ya Faruk asla çocuğunu böyle bir koz olarak kullanmaz. Aşkın gözü kördür dedikleri bu olsa gerek. Ya Süreyya, sen birlikte olduğun adamı tanıdığına emin misin? Evet Can, ben beraber olduğum adamı gayet iyi tanıyorum. Bak Faruk çocuğu için fazla endişelenen bir baba, bu kadar. Tamam mı? Ya bu süreç için gayet anlaşılabilir bir şey, ayrıca daha yeni ilişki kuruyorlar. Yani mesele çocuk olduğu için beni öğrenir öğrenmez Sulu aile kampında aldı. Bana sınırlarını belli etmek için diye yani. Bunun seninle hiçbir alakası yok. Baba oğul kampa gittiler yani. Ya hakikaten şaşırıyorum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Ne diyorsun Can? Ben de bu kadar rahat olmana şaşıyordum. Begüm'le gittiler. Begüm'ün nöbeti var. De. Şu anda kampta üçü de bir aradalar. Yani bir gün bana bunu söyledi. Zira Faruk sana bir şey söylememiş anlaşılan. Annemle babamla kamp keyfi. Hani bir program değişikliği falan olmuş demek ki. Tabii. Yani araba kullanmaktan aramaya vakit bulamamıştır. Ne güzel iş ya. Begüm için de senin için de mutlaka haklı bir nedeni var. Yani adamın yarattığı bu güven duygusunu takdir etmemek mümkün değil hakikaten. Senin ne alıp veremediğin var Faruk'la? Niye bu kadar sinirlisin? Siz yumruk yumruğa geldiyseniz tek başına gelmiş olamaz değil mi bu noktaya? Süreyya'cığım, ben önce seni tanıdım. Sen öyle koyu gri bir kadın. Yani kardeşimin arkadaşı olmasan senin gibi cadı için bu davayı almazdım. Ama seni tanıdıkça içindeki renkleri gördüm. Şimdi ise renkleri unutmuş. Sevdiği adamın gölgesinde ışıltısından vazgeçmiş durumdasın. Ben asla kendimden vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Ayrıca aşk başkasının gölgesine kaybolmak değil, beraber beyaza kesmektir. Orasını bilmem. Ama karşıdan size baktığımda Faruk'suz tanıdığım seni göremiyorum. Mesela sen en son ne zaman keman çaldın? Burada çocuklara verdiğin derslerden bahsetmiyorum tabii ki. Hani İstanbul'da beraber şarkı söyleyecektik. Söz vermiştin. Ki sen tutmayacağın sözleri verecek bir insan da değilsin. Ya tamam, o konuda haklısın, özür dilerim. Canım benim, ben özür dilerim diye söylemiyorum. Bak bugüne kadar girdiğim davalardan çıkardığım bir sonuç var. Onu sana anlatayım. Erkekler için mekanizma biraz farklı çalışıyor. Yani bir kadını görüyorlar. Etrafına ışıklar saçan bir kadın. Enerjisiyle kendine, herkese hayran bırakan. Adam da ona hayran oluyor. Tek düze hayatını renklendireceğini düşünüyor. Şanslıysa kadın da ona aşık oluyor. Sonra düşünüyor. Ulan benim gördüğüm herkes görüyor mu acaba? Herkes etkileniyor mu? Ya etkileniyorlarsa? Acaba benim hatunum da aklı kayarsa diye.
kendi kendini yer. Sonra arızalar çıkarmaya başlar. Ve kadın aşıktır. Çoğu zaman vericidir. Sevgilisinin huzursuz olmasını da istemez. E toplum da ona öyle der. İyi ol, edepli ol. Bu yüzden hep diker üstündedir. Ve sonra ne olur? Yavaş yavaş sevdiği şeylerden uzaklaşmaya başlar. Mesela en yakın arkadaşlarından. Sevdiği aktivitelerden, mesela sahneden. Yani örnekleri sen istediğin gibi çoğaltabilirsin. Peki sonra ne olur biliyor musun? Ben olmadan biz olan ilişkilerde eriten eriyenden vazgeçer. Neyse ya, ben ses çıkmayayım. Laf lafı açtı diye söyledim. Şu Faruk meselesine gelince, benim onunla kişisel bir derdim yok. Niye olsun ki zaten? Sadece sevdiğim insanlar hakkında bir takım hassasiyetlerim var, o kadar. Onun da başka türkü çalanlara karşı gıcığı var diyelim. Yani bence mevzu bu. Hani bunun dışında bir şey varsa eğer biri bana anlatsın isterim. Neyse. Ben artık kaçayım. Kampa varmak üzereyiz biz. Öpüyorum. Varmak üzerelermiş. Dilara selam. Selam, hayırdır? Süreyya ifadeye çağırmıştı da ufak bir ifade verdim. Bu arada sen nasılsın? İyi misiniz annemle? İyiyim, iyiyiz yani. Hallediyoruz. Bak bir telefona bakar biliyorsun değil mi? Ya biliyorum, çok sağ ol. Rahat ol. Seni duyacak durumda değil. Neden? Sana kendisi anlatsın. Çıkacağız ama her şey yasak. Tam nasıl yasak canım? Gel buraya. Nasıl yasakmış bakayım? Yani mesela telefon, tablet, internet öyle şeyler. Allah Allah. Sanki evde 7/24 bunların hepsi serbest gibi. Ya ama sen belli bir saate kadar izin veriyorsun. Burada hiç yok. Doğayla baş başa. Ama ben sizinkinizle baş başayım. O benim için yeter. İkinizle bir tatil yapacağım. Çok heyecanlıyım. Şu hale bak. İyi, güzel. Seni geldiğini ayarışmeni haber vereyim. Dur. Oğlum dur da bagajdan eşyaları alacağız. Hiç susmadı. Çok evet. Mutlu. Faruk, hazır Emir yokken bir şey söylemek istiyorum. Ben de canlı olan kavganızla yumuşlaştığınızı bilmiyordum. İstersen o adamı buraya hiç taşımayalım, tamam mı? Biz buraya Emir için geldik. Bak, günle en iyi şekilde geçirsin. Ya Kusucuğum, bak bence gerçekten ani bir şey oldu, söyleyemedi. Yani öğrenebileceğin bir şeyi niye saklasın ki senden? Öğrenirsin çünkü bunu. Ya ben mi gideyim biraz, çalışayım mı odada? Yere göre sanmıyorum. Aa, Kemal mı çalışacaksın? O kadar mı garip ya? Yok, yani ne zamandır çalışmıyordum, şaşırdım. Pazartma zamanı geldi demek. Sen en son ne zaman keman çaldın?
Ya da en son ne zaman şarkı söyledin? Bir kadın aşıktır. Çoğu zaman vericidir. Sevgilisinin huzursuz olmasını da istemez. E toplum da ona öyle der. İyi ol, edepli ol. Bu yüzden hep diker üstündedir. Yavaş yavaş sevdiği şeylerden uzaklaşmaya başlar. Mesela en yakın arkadaşlarından, sevdiği aktivitelerden, mesela sahneden. Ben olmadan biz olan ilişkilerde eriten, eriyenden vazgeçer. Gelin gelin, bakın. Evet. Derelerde balık var, bu noktalarda oyun var. Kalpli ağacı bulunca yolun gelir yazıya. Hadi hadi kalpli ağacı, kalpli ağacı bulacaksın. Buldum buldum buldum. Ah. Gelin. Gel bakayım göster. Aa, ne yazıyor? Ağaç dibinde yosun, yolun sonunda durursun. Her ağacın dibinde yosun var. Evet. Yolun sonu neresi? Yolun sonunda mı geldik? Oğlum bak biz dışarı geldik. Ben size söyledim ama orada. Tamam anladım bak, ben bu notu. Oradan dönecektik bizim söylediğim yerden. Bizim şu kırmızı yolu takip etmemiz gerekiyordu. Evet kırmızı yolu takip ediyoruz zaten. Tamam, söyledim oradan yolu dönecektik hadi, bence. Ama bunu takip et. Gerisine yetişmemiz lazım tamam, ya. Tamam hadi koş. Şu tarafa, tamam. Şu tarafa. Yoldan çıkıyorsun. Oğlum be helak oldum burada. Gel gel. Kaç dakikadır yürüyoruz. Neredeyiz kim bilir? Buldun mu? Kaybolmadık canım. Buldum buldum. Ne yazıyor? Begüm. Begüm iyi misin? Ayağım kaydı. Siz böyle bütün gün oturan kadını koşturursanız olacağı bu. Dur bileğini burkmuş olabilirsin. Yok yok hayır ayağım kaydı sadece iyiyim merak etme. Tamam hadi gelin okuyalım. Vallahi helak oldum ben ya. Olur. Ne buldun? Getir bak. Bakalım. Taşlıkları bulunca hedefini bulursun. Taşlık arayacağız bir de. Ay yıldı. Emir, oğlum siz annenle devam edin tamam mı? Ben geleceğim size katılacağım sonra. Şurada kalsın size. Çantamı unutmuşsun. Süreyya, Süreyya aniden gelişti. O yüzden seni arayamadım. Arayamadım değil, aramadın Faruk. Ya günün berbat olsun istemedim. Ya Kevin günü berbat olmasın ya. Senin mi benim mi? Tamam Faruk ben göreceğimi gördüm. Ne gördün acaba, ne gördün? Faruk sırası değil, yeri değil. Geri git. Ya kim bilir kafandan ne kurdum? Ya kuracak bir şey yok. Göreceğimi gördüm diyorum ben. Ya kabul etsene sen. Kabul et. Hayatına can girdikten sonra kadının hayatında yer kaplamaya başladın ya. Bunu kabul eder misin? Kendine dürüst ol. Bana dürüst ol ya. Bunu borçlusun bize. Bir şey söyle. Evet, kıskandım. Evet, kıskandım. Benim bu çocuğa veremeyeceklerimi kıskandım. O çocuk hiçbir zaman annesiyle babasıyla uyumadığı, uyanmadığı, uyumayacak da. Hiçbir zaman bayram sabahında ailesiyle birlikte kahvaltı yapmayacak. Hiçbir zaman yeni yıla annesiyle babasıyla ilgili planlar yapamayacak. Evet, ona veremeyeceğim şeyler için kıskandım. Begüm'e veremediğim güveni o herif vereceği için kıskandım. Begüm bana güvenmediği için çekti gitti.
O yüzden de hamile olduğunu bana söylemedi. Annemin karşısında duramadığım için çekti gitti. Annem mi suçlu sadece? Sadece Begüm mü suçlu? Ben suçlu değil miyim? Annemin karşısında duramadığım için. Sadece o çocuğun hayatını Begüm çalmadı. Ben de çaldım. Evet, haklısın. Bize dürüst olmayı borçluyum. Doğru diyorsun. Çünkü ben hiç hayatımda yaşamadığım bir şeyi yaşıyorum seninle Süreyya. Şu an hiç hayatım boyunca yüzleşmediğim şeylerle yüzleşiyorum. Evet, sırf çocuğumu düşündüğüm için seni üzme kırma korkusuyla yaşıyorum Süreyya. Ne yapabilirim? Günün daha çok berbat olmasın diye seni aramadım. İşte bu yüzden aramadım. Aklım burada kalsın istedim. Bursa'da kalsın istemedim. Ben de üzülmek istemedim. Çok korkuyorum Süreyya. Ben daha bu çocukla yeni tanıştım. Bana yabancı. Bana yabancı. Şimdi adamın biri gelecek, hayatına girecek. Ona inanabilir. Ona güvenebilir. Ona baba diyebilir. Beni unutabilir. Ben bundan korkuyorum Süreyya. Çok korkuyorum. Ben bu çocuğa hiçbir şey veremediğim için çok korkuyorum. Ne yapabilirim bilmiyorum. Ne yapabilirim bilmiyorum Süreyya. Hadi gel baba.